Selamünaleyküm, Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle mangal tadında tavuk kanat tarifimi paylaşacağım. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Bol sosuyla mangalı aratmayacak bir tavuk kanat elde edeceğiz. Hemen yapımına başlayalım. Benim 1,5 kilo tavuk kanadım var. Öncelikle tavuk kanatlarımızın üzerine çizikler atarak başlayacağız. Şöyle tavuk kanadımızı aldık. Üzerine şöyle 2 çizik atalım. Ve bütün tavuk kanatlarımızın üzerine şöyle 2 kere çizik atsak yeterli olacaktır. Şu şekilde sosumuzun tavuk kanatlarımızın içerisine çekip tavuk kanatlarımızın lezzetli olması için yapıyoruz bu işlemi. Bütün tavuk kanatlarımızın üzerine 2 çizik atalım. Bütün tavuklarımızın üzerine çizdik. Tekrar tabağımıza aktaralım. Artık tavuk kanatlarımızın sosunun yapımına başlayalım. Şöyle genişçe bir kabımızı aldık. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı kabımızın içerisine boşaltalım. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuzu ilave edelim. 1 adet soğan rendelemiştim. İnci tarafıyla soğanımızı rendeleyelim. Suyuyla birlikte ilave ediyorum. Ben suyunu da dökmüyorum. Çok güzel, lezzetli oluyor. Ardından 1 baş sarımsak kullanıyoruz. Sarımsağı mutlaka çok kullanın. Tavuk kanadımıza çok güzel lezzet veriyor. Çok güzel aroma veriyor. Ben yıllardır bol kullanıyorum. Çok güzel, lezzetli. Gelen misafirlerinde çok beğenerek tüketiyor. 1 baş sarımsağımızı da içerisine ilave edelim. Ardından 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karışık baharat, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı karabiber kullanıyoruz. Ve sosumuzu güzelce karıştıralım. Çok güzel bol soslu tavuk kanatı yapacağız. Bu sosla mutlaka yapın. Harika lezzet veriyor tavuk kanatlarınıza. Mangala aratmayacak bir sos oluyor. Sosumuzu iyice karıştırdık. Ardından tavuk kanatlarımızı içerisine ilave edelim. Sosunuzu tavuk kanatlara yedirin. Sosumuzu iyice karıştırdık. Şimdi tavuk kanatlarımızı marine işlemi yapacağız. Bol sosumuzla tavuk kanatlarımızı bekleteceğiz. Mutlaka marine işlemi yapın, daha lezzetli oluyor. Tavuk kanatlarımızın üzerini kapakla kapatıyoruz. Buzdolabına kaldıralım. 2 saat buzdolabında marine işlemi yapalım. Tuzunu atmamışız. Hemen ardından 1 yemek kaşığı dolusu tuzumuzu ilave edelim. Şöyle iyice karıştıralım. Artık tepsimize dizebiliriz. Şöyle ben fırın tepsimi aldım. Alt tabanına yağlı kağıdımı serdim. Soslamış olduğumuz tavuk kanatlarımızı tepsimizin içerisine dizelim. Şöyle ben tavuk kanatlarımızın içerisine şöyle 1 adet domatesimizi şöyle ortasına bıraktım. Görsel açıdan da güzel durması için. 3-4 adet sivri biberim vardı. Sivri biberlerimi 2-3 parçaya böldüm. Tavuk kanatlarımızın arasına koyalım. Çok güzel mangal tadında olacağı için bu biberler de tavuk kanatlarımıza lezzet verecek. Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırınımıza tavuk kanatlarımızı gönderiyoruz. Tavuk kanatlarımız fırından çıktı. Dumanın üstünde harika gözüküyor. Nar gibi kızardılar. Çatalı vurduğunuzda lokum gibi dağılıyor. Harika lezzetli tavuk kanat yaptık. Sanki mangalda yapmışsınız gibi o kadar lezzetli. Bol sosuyla harika oldu. Tarifimi deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.